Bremen, Almanya'nın kuzeyinde çok da fazla büyük olmayan sevimli bir şehir, yaşanılası bir yer. Görüntülerimiz Bremen Old Town'dan. Burada çok hoş eski eserler var. Birazdan onları tanıtmaya çalışacağım. Noel öncesi gittiğimiz için o meydanda demin boş görüntülerini görmüştünüz. Bu Noel pazarları kurulmuştu. 23'ü akşamı kaldırdılar. Burası Bremen Belediye Binası. İlk inşa edildiği tarihten bu yana hiç yıkılmamış. Böyle bir özelliği var 15. yüzyılda. Bu da Aziz Peter Katedrali. 99 metre yüksekliğinde iki kulesi var. Bu da 15. yüzyıldan kalma. Evet, belediye binasını yeniden görüntülüyoruz. Zaten Aziz Peter Katedrali ile aynı dönemde yapılmış ve yan yanalar. Bu arada fonda duyduğunuz müziğin bestesi bana aittir. Biraz evvel bir heykel gözünüze çarpmıştır belediye binasının önünde. O da Roland heykeli. Ve yavaş yavaş Bremen mızıkacılarının heykeline doğru ilerliyoruz. İnsan daha büyük bir, heybetli bir heykel bekliyor. Daha görünür yerde ama böyle sokak arasında yapmışlar. Masalı biliyorsunuzdur herhalde. Bremen mızıkacıları mesela. Şimdi bak, Roland heykelini görüyorsunuz. Bremen mızıkacıları Grimm kardeşleri yazdığı masallardan biri. Sahiplerinin kendisine kötü muamele etmesinden dolayı evden kaçan eşek, köpek, kedi ve horozun Bremen'e gelip müzisyenlik yapma hayallerini anlatan bir masal. Evet, belediye binası tekrar. Bunlar yolda karşılaşırlar ve iyi arkadaş olurlar. Bir kız ve annenin evine girerler. O eve de bir hırsız musallat olur. Bunlar üst üste binerler aynı heykelde olduğu gibi ve hepsi bir arada bağırınca hırsızlar korkar kaçarlar ve böylelikle o evde yaşamaya başlarlar. Ya yani böyle bir masal. Evet, şimdi Böfşerstrasse denilen eski bir sokaktan geçiyoruz. Bu sokak bizi Weser Nehri'ne bağlayacak. 1920'lerde veya 30'larda inşa edilmiş buradaki gördüğünüz binaların çoğu. Mimari ve tuğla kullanımı sanatçıların ifadesini yansıttığı güzel bir yol olmuş. Ve Weser Nehri. Kuzeybatı Almanya'da bir nehir aslında bu. Han Münden şehrine Fulda-Werra nehirlerinin birleşmesiyle oluşur. Aşağı Saksonya'dan geçerek liman şehri Bremen'e ulaşır. Buradan 50 kilometre uzaktaki Bremerhaven'den Kuzey Denizi'ne dökülür. Toplam nehrin uzunluğu 452 kilometre. Nehrin kenarında lokantalar var, kafeler var. Tabii Noel pazarı kurulmuştu.
işte Noel Pazarı'ndan görüntüler izliyorsunuz. Burası da Almanya'da birkaç resim sanatçısının doğduğu küçücük şirin bir köy. Biraz bizim Polonezköy'ü andırıyor. Bremen yemyeşil bir yer. Böyle bir sürü tabiat parkı var. Onlardan birine gittik. Bana biraz bizim Bolu'daki Gölcük'ü hatırlattı. Göl kenarındaki evler var. Tabii Gölcük daha büyük. Gölün kenarında böyle restoran tarzı, restoran olarak işletilen Alman sivil mimari örneklerini yansıtan böyle birkaç ev vardı. Şimdi Schnorr sokağındayız. Bremen'in eski bölgesinin bir parçası bu mahalle. Klasik bir Alman yerleşimi. Dar Arnavut kaldırımlı sokakların her iki yanında 16. ve 17. yüzyıldan kalma evler bulunuyor. Yine böyle bir sürü kafe, sanki Balat. Böyle yurt dışına gittiğinizde rastladığınız yerlerle hemen kendi ülkenizdeki böyle sokakları, işte doğal güzellikleri karşılaştırıyorsunuz. Aa diyorsunuz, bu bizim Balat'a çok benziyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.